Merhaba arkadaşlar. TRFUTBOL Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız ise bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2018 son dakika transfer haberlerini konuşacağız. Ancak videoya geçmeden önce sizlerin bana yorumlarda sorduğu transfer haberlerini değerlendireceğim. Serdar Yağmur sormuş. Bale gidecek mi? Yoksa kalacak mı? Gitsekçe, gitsekse de hangi takıma gidecek demiş. Hangi takıma yakın demiş. Bale büyük ihtimal Real Madrid'den ayrılmayacak. Ama ayrılırsa İngiliz ligindeki takımlara gideceğini düşünüyorum Bale'ın. Fatih Yeşil daha sormuş. Abi Balotelli Fener'e gelir mi? Fener'e gelme ihtimali bayağı yükseldi. Hatta onunla ilgili videoda haberimiz var. Videoyu sonuna kadar izlersen onunla ilgili bilgileri de almış olursun. TC Brothers GT sormuş. Emre Mor'un Galatasaray'a gelme ihtimali yüzde kaç? Emre Mor bir yıl kiralanacak. Bonservis bedeli. Peki bonservis bedeli kaç olacak demiş. Yani bonservis bedelini büyük ihtimal 10-15 milyon avro koyarlar. Çünkü Seltevig 12 milyon avroyu aldı. Emre Mor'la da ilgili hatta bir haberimiz var videoda şu anda. Onunla ilgili detaylı bilgileri de videoda öğreneceğiz. Rolly kendi sormuş. Abi 5. kez yazıyorum. Beşiktaş Taliska'nın yerine kimi alır? Beşiktaş Taliska'nın yerine Benarfa ismi çok sıklıkla kullanılmaya başladı. Hatta arkadaşlar şaka gibi ama onunla da ilgili bir haber var videomuzda. Şimdi videomuza geçelim. Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Soyuncun'un adı uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyordu. Arsenal ve Atletico Madrid'e transfer olabileceği konuşulan 22 yaşındaki stoper son yaptığı açıklamada Atletico'da oynamak istediğini belirtti. Zaten La Liga'da oynayan bir sürü futbolcumuz var. Emre Çolak, Emre Mor, ama yani Enes Ünal var ama bazıları başarısız gerçekten. Emre Çolak da şu anda başarısız bir döneme girmiş durumda. Emre Mor'u zaten sizlere bahsetmeme gerek yok. Şu anda Enes Ünal La Liga'da başarılı oynayan tek oyuncumuz diyebilirim. Birkaç tane daha isim oynuyor ancak şu anda hatırlamıyorum La Liga'da hangi tüpler oynuyordu. Çağlar Soyuncu başarılı olur mu? Arsenal iddiası birazcık sönmeye başladı. Atletico Madrid iddiası yavaş yavaş artmaya başladı. Zaten Çağlar Soyuncu de Atletico Madrid'de oynamak istediğini belirtti arkadaşlar. Yani başarılı olur mu? Olur bence. Neden olmasın? Genç yetenek. Umarım daha iyi yerlerde de görebiliriz kendisini. Feguly'ye talip var. Lig 1 ekiplerinden Rennes 28 yaşındaki oyuncu için nabız yokladı. Ancak Galatasaray'ın Feguly'yi bırakmayacağı söyleniyor. Yani Feguly de zaten bence gitmez. Çünkü Rennes UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Yani Feguly de bunu bir artı olarak görüyor. O yüzden ben Galatasaray'dan Feguly'nin ayrılmayacağını düşünüyorum. Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Kameni Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini belirtti. Beni kiralayın veya satın dedi. Yani Kameni de gerçekten Fenerbahçe'de de tüm olumsuzluklar yaşadı arkadaşlar. Olumsuz bir sezon geçirdi. Volkan Demirel'e formayı kaptırdı. En başlarda kendisi kaleye geçmişti biliyorsunuz Kameni. Ancak başarısız bir performans gösterdi. Sonra Volkan'da da biraz sarsıntı oldu ancak Volkan sonra kendini toparladı. Ve yeniden Fenerbahçe'nin asıl kalecisi olduğunu gösterdi. Bence Kameni başarısız bir dönem geçirdi bu yıl. Yani bence de Fenerbahçe'den ayrılması gerek. Eski Fenerbahçeli futbolcu Kezman Fenerbahçe'ye bir kaleci önermiş. Kendi vatandaşıymış. Yani o gelirse bence başarılı olur. Yani Kezman'ın önerilerini dinlemeliler. Çünkü Kezman'ın önerilerini bir kere dinlememişlerdi. Lazio'da bir tane oyuncuydu. Stavich mi ne? Bir tane forvet vardı arkadaşlar. Şu an ismini tam hatırlayamıyorum. Adama şu anda 100 milyon avro istiyorlar. Kezman onu önceden Fenerbahçe'ye önermişti ancak Fenerbahçe'li yöneticiler genç olduğu için reddetmişti. O yüzden Kezman'ın önerilerinde de dikkat etmeli diye düşünüyorum Fenerbahçe yönetimi. Emre Mor'un bugün ya da hafta içinde İstanbul'a tatil için gelmesi bekleniyor. Ancak asıl amacın Galatasaray'la görüşmek olduğu biliniyor. Yani Fatih Terim'in de arkadaşlar Emre Mor'u istediğini biliyoruz. Emre Mor'un da Fatih Terim'i istediğini biliyoruz. Fatih Terim Emre Mor'dan da bir Geri Rodriguez yaratmaya çalışacak. Hatta Emre Mor'un Geri Rodriguez'den daha yetenekli olduğunu düşünüyor Fatih Terim. Bence de öyle. Zaten Emre Mor zaten daha Geri Rodriguez'e göre daha genç. Geri Rodriguez'in yaşı yanlış bilmiyorsam 27 ya da 26. Emre Mor şu anda çok genç bir futbolcu. Başarılı olur mu Fatih Terim'le beraber? Yeniden küllerinden doğacağını inanıyorum Emre Mor'un da. Galatasaray'a gelirse başarılı olacağını düşünüyorum. Cristiano Ronaldo dünkü maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Transfer dedikoduları hakkında birkaç hafta içinde açıklamada bulunacağım dedi. Yani Cristiano Ronaldo arkadaşlar dünkü final maçında fazla etkisiz oynasa da yine de Real Madrid'i finale getiren isim olmuştu. Yani dünkü final hakkında da sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani Ramos gerçekten çok kötü bir hareket yaptı arkadaşlar. Yani Salah'a bunu yapmamalıydı. Yani Salah da gerçekten çok üzgündü. Hatta maçın sonunda Ramos kendisini teselli etmeye gitti. Ancak Salah ağlıyordu arkadaşlar. Yani adam çünkü Dünya Kupası'nda da oynamama ihtimali de var. Yani adamın kariyerini bitirmiş de olabilir arkadaşlar. Yani Salah geri döndüğünde belki de hiçbir şey olarak dönecek. Yani kötü bir şey. Omuz sakatlığı yine ayaktan olmadı. Allah korudu kendisini. Yani Salah'ın kariyerini şu anda bu dönemki kariyerini mahvetti. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı ben Salah'ın alabileceğini düşünüyordum eğer oyunda kalsaydı. Dünya Kupası'ndan da belli bir süre uzun kalacak. Yani Salah'ın vizyonunu düşürdü. Sergio Ramos. Ben kasıt olarak da yaptığını düşünüyorum. Ramos'un genellikle yaptığı şeyler bu. Sert faaliler. Real de yine tebrik ediyorum. Ronaldo'yu da tebrik ediyorum. Wagner Love Brezilya ekibi Flamengo'ya talip oldu. Bu ne biçim bir şey ya. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Oruç yine başa vurdu. Flamengo arkadaşlar Wagner Love'a talip oldu. 2,5 milyon avro bonservis bedeli önerdiler. Beşiktaş 3 milyon euro istiyor. Brezilya ekibi Flamengo o rakamlara çıkacak mı, çıkmayacak mı bilemiyorum arkadaşlar. Ama çıkacakları da düşünülüyor. Wagner Love başarılı bir futbolcuydu. Ancak Beşiktaş'ta gerek kendisini gösteremedi. Gerekirse de arkadaşlar Beşiktaşlı yöneticiler ve Beşiktaş teknik direktörü arkadaşlar Wagner Love'a fazla sıcak davranmadı. Özellikle teknik direktör Şenol Güneş arkadaşlar Wagner Love'a fazla oynatmadı, fırsat vermedi. Ondan dolayı da Wagner Love'ın ayrılması bekleniyor. Zaten beşiktaş'ta iyi bir dönem geçiremedi maalesef ki. Yusuf Yazıcı'ya Manchester City talip. Manchester City Yusuf Yazıcı için 14 milyon avro önerdi. Trabzonspor Başkanı da teklifi az buldu. Ancak Manchester City teklifi daha arttırmayacaklarını söyledi. Yani Yusuf Yazıcı'ya da eğer böyle bir talip varsa bence direkt vermediler. Yani gerek Yusuf Yazıcı'nın arkadaşlar kendisini bulabilmesi gerekse Trabzonspor'un da mali şartları iyileşecektir bu teklife. Tabi daha fazlasını umuyorlar. Ancak ben yani ligimizde arkadaşlar böyle genç yetenekler çıkıyor ancak... Yani bu kadar da fazla paralar edeceğini düşünmüyorum şahsi fikrim olarak. Yani başarılı bir futbolcu. Ama ben Abdülkadir Yusuf Yazıcı'dan daha başarılı görüyorum. Abdülkadir'e bir 20-25 milyon avro gider ancak Yusuf Yazıcı'nın arkadaşlar piyasasının bu civarlarda olduğunu düşünüyorum. 14 milyon da baya iyi bir teklif. Hem Yusuf Yazıcı'nın kariyeri için hem de Trabzonspor'un adı için bence bu transfer gerçekleştirmeli. Trabzonspor daha da uzatmamalı çünkü Manchester City başka alternatiflere direkt yönelebilir. Mario Balotelli iddiaları Fenerbahçe için artıyor. Ancak transferin netliği başkanlık sonuçlarından sonra kesinleşecek. Ali Koç başkan olursa transferin gerçekleşme oranı daha fazla. Yani Fenerbahçelerde de Ali Koç Ali Koç diyor arkadaşlar. Boş yere demiyorlar. Ali Koç gelirse gerçekten rakip taraftarlarla içinde büyük bir tehlike oluşturulacak. Yani Galatasaray'ın başkanı zaten belli oldu. Galatasaraylılar için de hayırlısı olsun. Yani bence Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'in seçilmemesi çok iyi oldu. Yani Dursun Özbek başkan olsaydı Galatasaray transfer piyasasında büyük bir çöküntüye düşebilirdi. Büyük borçlar altına girebilirdi. O yüzden Galatasaraylılar bence sevinmeli. Dursun Özbek fazla bir şey arayacağını düşünmüyordum zaten. Yani Mario de Fenerbahçe'ye gelme ihtimali yüksek arkadaşlar haberde de verdiğimiz gibi. Ancak Ali Koç gelirse daha da yükselecek bu ihtimal. Deybala Barcelona'ya adım adım yaklaşıyor. Barça'nın önceliği Deybala olsa da olmazsa Mesut Özil de yönelecekler. Deybala'nın bonservisi için 140 milyon avro önerdiler. Juventus şu anda sessizliğini koruyor. Yani Deybala da başarılı bir futbolcu. Gerçekten frikikleri muhteşem arkadaşlar. Yani Deybala'nın frikiklerini YouTube'a ayrıca yazıp izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Adam öyle bir frikik atıyor ki arkadaşlar. Yani dünyada eşi benzeri görünmez frikikler atıyor. Gerçekten çok başarılı bir futbolcu. Barcelona'ya gelirse Messi. Dilik sorunu yaşayabilirler bilmiyorum. Ama yine büyük ihtimal Messi kullanır. Deybala da Barça'ya büyük işler katar. Ancak yani bilmiyorum Messi ile uyum sağlayabilirler mi sağlayamazlar mı? Çünkü biliyorsunuz bir ara onların milli takımında sorun çıkmıştı. Şu anda yeniden Deybala'yı çağırdılar. Yani yeni sorunlar çıkabilir o yüzden belki de almayabilirler. Yeniden Mesut Özil'e yönelebilirler. Mane Atletico Madrid aday. Griezmann'ın gitmesi durumunda iyi bir forvet arayan Atletico Mane'ye sıcak bakıyor. Griezmann'la Mane'nin aynı tiplerde olduğu da biliniyor arkadaşlar. Griezmann'la Mane gerçekten aynı tip özellikleri bulunduruyor arkadaşlar. Yani futbol olarak tip derken surat, yüz olarak, vücut olarak demek istemiyoruz. Yani gerçekten boyutları da fazla fark etmiyor arkadaşlar. İkisinde boyu yaklaşık birbirlerine aynı. Yani ikisi de çevik oyuncular, hızlı oyuncular, atlet oyuncular. Yani kaliteli futbolcu yani Mane de gerçekten Salah kadar işe yarıyor arkadaşlar. Yani Mane'yi biraz arka plana düşünüyor tabi Salah. Ama Mane de kaliteli bir futbolcu. Liverpool büyük ihtimal onu yaz transfer sezonunda göndermemeye çalışacak. Ancak büyük teklifler gelecek Mane içinde. David Silva'ya Çin'den gelen teklifi reddetti. Teklifin detaylarını bilmeyenler önceki videomuzu izleyerek öğrenebilirler arkadaşlar biliyorsunuz. David Silva'ya Çin'den teklif gelmişti. Ancak David Silva bu teklifi reddetti arkadaşlar. Bence yapması gereken de buydu. Yani Çin artık tüm oyuncuları alacak arkadaşlar. Yoksa Avrupa'dan bizim elimizden. Bu da bizim için bayağı sıkıntılı oldu. Yani futbolu düşünseniz arkadaşlar her önüne gelen Çin'e gidiyor. Çin'den bizde maçları seyretmeye başlarız. Artık Çin'in kalitesi artardı. Bu arada arkadaşlar Ben Arfa'nın fotoğrafını koymayı unutmuşuz. Onunla ilgili bir haber var onu da anlatayım sizlere. Beşiktaş'ta Ben Arfa operasyonu başlatıldı. Şu anda kulübü bulunmayan Ben Arfa Beşiktaş Taliska'nın yerine düşünüyor. Ben Arfa Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş yıllık 3,5 milyon avrodan 2 artı 1 yıllık kontrat önerdi. Yani Ben Arfa'nın arkadaşlar biliyorsunuz Fenerbahçe'ye gelme durumu bayağı olmuştu. Ancak Ben Arfa PSG'ye transfer oldu. PSG'ye transfer oldu ancak PSG'de gerçekten zorlu rakiplerle karşılaştı arkadaşlar. Neymar, yani Mbappe önemli isimler de yeniden PSG'ye transfer olunca işlemler zorlaştı arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Bizi Instagram'dan takip ederek arkadaşlar transfer haberlerinin son şeylerinden haberdar olabilirsiniz. Sağlıkça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Güzel günlerde yeniden görüşmek dileğiyle.